yoğun kar yağışı altında koşacağız. Koşarak ağaçların kesilmesini protesto edeceğiz. Parkta olan bugün koşu, sadece koşu. Koşmaya geldik. Öyle bir duyum aldık, o yüzden onun için buradayız. Parkımıza sahip çıkıyoruz, koşuyoruz. Harika. Koşmak süper. İmar planları kamu yararını gözeterek yapılan planlar. Yani belediyenin meclisinde onaylanan, daha sonra da askıya çıkan imar planları bunlar. Bu bir idari karar ve Danıştay'ın denetimine tabi. Daha önce iptale konu olmuş bir imar planı var. Şu andaki imar planında çok ufak bir değişiklikle anladığımız kadarıyla henüz araştırıyoruz. Aynı planın teker üründen ibaret. Şimdi bu karar askıda, sanıyoruz 4-5 Şubat'a kadar da askıda kalacak. Ondan sonra bu imar planı da bir yargı sürecine tabi tutulabiliyor. Şimdi buradaki kamu yararının ne olduğunun gözetilmesi gerekiyor. Hani trafiğin azaltılması nasıl bir kamu yararıysa, yeşil alanların korunması da bir kamu yararı. Kamu yararları arasında kendi aralarında da bir hiyerarşiye tabiler. Danıştay daha önce yeşil alanın korunmasını daha önemli adettiği için imar planını, bunun bir benzerini iptal etmiş. Dolayısıyla aynı süreçten geçebilir bu imar planı. Şimdi bizim istediğimiz, ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün web sitesinde bunu yayınladı, ufak bir bilgi verdi ama bir paragraftan ibaret. Mümkünse imar planının halka açık bir şekilde belki bir projeyle tanıtılması, bizim de sadece buradaki koşu alanımızdaki hani bu paravanların sebebini anlamamız. Görebildiğimiz kadarıyla burada bir açıklama var Dolmabahçe kavşağına dair. Ama bu kavşak parkın içinden mi altından mı geçecek, bu konuda bilgilendirilmek istiyoruz. Önemli olarak hani bunu bir not edelim. Onun dışında da eğer katılmadığımız bir nokta varsa da bunu birincisi belediye meclisi üyelerine ulaşarak yapabiliriz. İkincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verebiliriz.